Aslında bizim şöyle bir misyonumuz oldu. Hep seslerini duyuyoruz tabii. Seslerini duyduğumuz kimseleri Görelim. görüntüsüyle tabii artık görelim. Çünkü şöyle bir yorum okudum sizinle alakalı. Diyor ki yorumda onun diyor seslendirdiği karakterleri izlediğim zaman gözlerimi kapatıyorum. Hemen diyor Yonca Şahinbaş olduğunu anlayabiliyorum diyor. Ha, ne güzel. Öylesine bir sesi var diyor. Yani karakterle birebir bütünleşen, örtüşen, çok yakışan bir sesi var diyor. Sağ olsunlar. Buyurun. Şöyle benim şöyle bir avantajım var galiba. Benim hep oyunculukla seslendirme paralel gittiği için en başından beri. O yüzden hani görüntüsü çok bilinmeyen bir seslendirme sanatçısı olmadım ben. Zaten oyuncu da olduğum için beni görsel olarak tanıyıp biliyordu izleyicilerimiz. Konuştuğum zaman da hatta bazen bu negatif bir şey de olabiliyor. Çünkü direkt beni tanıdığı, bildiği ve izlediği için dizilerden karakter olarak konuştuğum kişiye yabancılaşma gibi bir handikapı da olabiliyordu bazen. Yani o karakterle özdeşleştiremeyebiliyorlardı. Hani Yonca'yı seyrediyormuşuz gibi oluyor da denebiliyordu. Biraz karışık Yani benimki. evet, şöyle dediğiniz gibi paralel ilerlediği için mesela Ahmet Taşar ile konuştuğumuzda hep şu örneği veriyor. Diyor ki ben diyor mesela ya Mehmet Ali Erbil'in seslendirdiği yapımları diyor artık izleyemiyorum çünkü Mehmet Ali Erbil geliyor Ha gözümün işte önüne. onu demeye çalıştım. Onu söylemeye çalıştım. Ama Ahmet'i mesela görsel olarak pek bilmez insanlar. Yani sesini çok iyi tanırlar. Ahmet'i çok iyi tanımazlar. O zaman böyle bir şey olmuyor. Handikap olmuyor. Biz onunla da yayın yaptık. Neler çektim onu Ahmet'le mi? ikna edinceye kadar neler çektim. Ahmet'i mi? Tabii Gerçekten tabii mi? O tabii. çok utangaçtır. Evet, O çok utangaç. mikrofon Bir de başında bir genius ama evet gerçek hayatında çok utangaçtır. bir de şöyle bir durum var. Bu bahsettiğim hassasiyetten dolayı acaba de hani diyor inandırıcılığımızı yitirir miyiz vesaire falan. Ben biraz yapmaya çalıştığımız şeyden bahsedince kabul etti sağ olsun. Öyle bir yayın yapmıştık. Çok keyifli oldu. İzlemek isteyenler izleyebilir YouTube sayfamızdan. Ben Mimar Sinan Üniversitesi mezunuyum. Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü. Yani benim hocam rahmetli Müşfik Kenter, nurlar içinde yatsın. Amin. O sağ olun. O hep şey derdi. Yani istemezdi dublaj yapmamızı daha okuldayken. Çünkü mikrofon başında vücudunuzu hiç işin içine katmadan sadece sesle oyun vermeye çalıştığımız için o da bize oyunculuk öğretmeye çalışıyor. Yani bütün her şeyimizle, sesimizle, bedenimizle ama biz orada kalkıp bedenimizi yok sayıp doğal olarak görsel bir şey yapmadığımız için dublajı çok sonra yaparsınız diyordu. Şimdi değil, şu anda değil. Ama ben çok dinleyemedim onu galiba. Çok erken başladım. Kızmışsın teşvik ona doğru. ettikleri oluyor muydu? Teşvik ettiği Yok. kimse daha sonraları vesaire falan. Sizin mesela dublaja başladığınızı görmüştür. Maalesef gördüm. Bir şey söyledi. Yok söylemedi. İkinci sınıftaydım ben. Konservatuvar ikinci sınıftaydım dublaja başladığımda. Ben çok seviyordum. O dönemler Aşk diye bir dizi vardı. Müşfik Hoca da orada konuşuyordu. Ben niyeyse bilmiyorum. Yani dublajı hep çok sevdim. 90'da ben okula girdim konservatuvara. 91 yılında artık dayanamadım. Hani yeter bir sene tamam. Hani buraya kadar dayanabildim diye daha fazla dayanamayacağım diye. Zeki Müftüoğlu hocam Rahmetli, daha Allah'ın Allah teslim. rahmet eylesin. O da bir seslendirme duayenidir. Tabii Müşfik Hoca'ya cesaret edemedim. Zekai Hoca'yla daha böyle şeydik, daha arkadaşçaydık. Ona cesaret edebildim. Hocam dedim ben dublaj yapmak istiyorum. Bana yol gösterir misiniz? Beni TRT'ye yollamıştı Tayfur abiye. O zaman TRT'nin müdürüydü, seslendirme müdürüydü Tayfur abi de sağ olsun. İşte 91, ikinci sınıftayken ben başladım TRT'de ki çok doğru bir yerde başlamışım. Bu işin ne kadar saygı duyulması gereken bir iş olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önem vererek yapmak gerektiğini, bu işin kurallarını ben TRT'de öğrendim.
Sonra da İlişkiler diye bir dizide oynuyordum ben. Tabii o zamanlar sesli çekim olmadığı için gidip kendimizi konuşuyorduk. Yine rahmetli ne yazık ki Erkan Esenboğa, o da benim yerli dublaja başlamamda çok kıymetlidir. Demin söylediğim TRT'de başladığım şey orijinal yani yabancı filmlere ya da Yabancı dizilere film. yaptığımız dublajdı. Yerli dizilere başlamamdaki başlamama sebep olan kişi de Erkan abidir. Erkan Esenboğa'dır. O da rahmetli oldu. Nurlar içinde yatsın. Amin. Yani bugün ben bu işten para kazandıysam, doğru düzgün bu işi yapabildiysem ondan öğrendiklerimledir. Ondan da öğrendiklerimledir. Ben işte ilişkilerde dublaj yaparken yönetmenimiz şeydi, Erkan abiydi. Herhalde ben de ışık gördük ki inanılmaz disiplinli, inanılmaz despot. Böyle herkes karşısında titrer Erkan abin, titrerdi. Herhalde o bir şey gördü ki şey dedi bana, Mahallenin Muhtarları diye bir dizi vardı. Onun da dublajını Erkan abi yapıyordu. Orada işte Şirin karakteri vardı, Esra Akkaya oynuyordu. Onun yeğenlerinden birini konuşur musun dedi. Yani Erkan abiden böyle bir şey duymak var ya. Oh yani Oscar almış falan gibi oldum ben. İnanılmaz müthiş bir şeydi. Dedim siz uygun gördüyseniz Erkan abi tabii ki. Öyle başladım. Oradan sonra tabii hemen hop işte başrollere bilmem nere işte 30 sene falan oldu yaklaşık 91. O 31 sene olmuş ben başlayalı. Evet. Ben Bayağı. sizin Tuğba Büyüküstü'nün seslendirmenizi paylaşmıştım Türkü Çemberimde söyledim. Güroya. Çemberim. Evet. Oradaki seslendirmenizi paylaşmıştım ama mesela Sağır Oda'da Bilkem Karavus, Lale Devri'nde Emine Sandal'ı seslendirmiştiniz. Yok, Yanık Koza'da pardon. Sedef Avcı. Evet. Sedef Doğru. Avcı var. Bez Bebek'te Simge karakteri, Fatoş Kabasakal'ın oynadığı karakteri konuşmuşsunuz. Avatar'da Son Hava Bükücü Top. filmde Top ve bir Ya de neler neler. Yürüyen Şato isimli Evet, animasyonda film. Genç Sophie Çok var değil mi? konuşmuşsunuz. Yani şimdi siz sayınca Tabii aklıma tabii. geliyor. 31 sene neler sığmıştır kim bilir. Muharrem Temel demiş ki Bez Bebek Fatoş Kabasakal seslendirmesi vardı diyor. Ben Fatoş Kabasakal'ın gerçek sesi sanıyordum demiş. Amacımız da buydu zaten. Evet. Bence çok başarılıydı yerli dublajda. Yani yerli yapımlara yapılan Çok iyiydi. seslendirmeler çok başarılıydı. Evet çok iyiydi. O Türkiye bu jenerasyon falan konuda çok çok iyiydi. iyiydi. Evet. Şu an sesli çekim yapılıyor. Sizce o Evet. kadar başarılı mı kendilerini konuşmakta? Bu kadar başarılılar mı? Yani şöyle. Bence bu başarılı olmak, başarısız olmak değil de Sedat Bey. Oyuncu olmak, oyuncu olmamakla alakalı bir şey. Yani hani eskiden görsel olarak işte güzel kız, yakışıklı erkek, tamam al koy, oyuncu olmasa da olur. Çünkü zaten bizler konuşuyorduk. Ama hala aynı kafada gidip hala güzel kız, genç erkek, yakışıklı, aman genç diyorum işte güzel kız, yakışıklı erkek koyup ama oyuncu olmayınca işte böyle pıtır pıtır diziler sonra başlayıp bitiveriyor. Yani olmaz. Yani hem o zaman hem oyuncu olacak ki konservatuvarlardan mezun olan fıstık gibi kızlar, çok yakışıklı, delikanlı çocuklar falan var şu anda. Yani niye onları kullanmıyorlar? Hala ne yazık ki oyuncu olmayan insanlar da diretiyorlar. Ben anlamıyorum cidden. Yani kendi Acaba ayaklarına sıkıyor herkes bir bence. sansasyonları yok acaba o yüzden mi? Hani Ama reyting bu mu yani getirecek? işte Sedat Bey, bu mu yani? Öyle de nasıl öyle olunca da Maalesef. yavaş 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 kaliteler düşüyor, düşüyor, düşüyor. Saçma sapan şeyler haline geliyor. Yani geçen gün şey de dua ettim. İnanın yani. İşte Kalp Yarası diye bir dizide oynuyordum ben. Bitti. Allah'ım dedim ne olur. Genel olarak söylüyorum. Yani işim bitti. O işe negatif bir şey söylüyorum olarak algılanmasın lütfen. Çok güzel, çok düzgün bir işti. Bundan sonraki işimde de şey olsun istiyorum. Hani biraz daha hani daha bir level yukarı, bir level yukarı gidelim istediğim için söylüyorum. Senaryoda sorduğum sorulara cevap alabileceğim senaryolar gelsin ne olur. Yani mantıklı. Bu ne şimdi? Bunu söyler mi canım demediğimiz işler olsun. Hani daha özenli, daha matematiği daha düzgün kurulmuş, akıllı, mantıklı, böyle akıllı uslu işler gelsin istiyorum açıkçası. Daha iyi, daha iyi senaryoya işlerde oynamak için. tabii senaryoya hiç müdahale ettiğiniz oluyor muydu oyuncular olarak? Çünkü diyorsunuz ya mesela ya bu karakter bunu söyler mi? Ama senarist şey diyor mu? Ya bu benim karakterim. Bu bunu söyler. Böyle bir şey oluyor muydu?
neler oluyor bilseniz. Yani ben cidden şunu savunuyorum ve inanın bugüne kadar hiçbir işimde ne yazık ki böyle bir şey yaşamadım. Keşke olsa. Keşke hani her hafta olmasa bile ayda bir oyuncularla bir toplantı yapılsa, bir fikirler bir lokma bir ciddiye alınsa, en azından not alınsa, hani ciddiye alıp almadığınızı tam bilmeyelim o anda. Ama bir not alınsa belki arada çok doğru düzgün fikirler çıkabilir ki bunları yaşadık bir sürü dizide. Ama bu böyle olmaz. Bakın burada bir şey var. Ha evet haklısınız deyip düzeltildiği de oldu. Sadece benim söylediğim şeyler değil. Oyunculardan bahsediyorum. Yani insan insan yani senarist de insan, öbürü de insan. Gözden kaçmış olabilir. Yani hani Allah kelamı değil sonuçta tövbe estağfurullah. Yani biraz bir oyuncunun da fikrine bir değer verilse hani sonuçta biz oynuyoruz ya onu sonuç itibariyle biz kalıyoruz ya seyirciyle yüz yüze cevaplayamadığımız çok sorular oluyor bana da işte soruyorlar o niye öyle bu niye böyle bilsem keşke bilsem de cevaplasam yani. Dizilerin bence hani dediğiniz gibi oyuncularla böyle iç içe bir şey, yani senarist ve oyuncuların böyle iç içe bir yapısı olursa daha uzun ömürlü olur gibi. Eğer şöyle Öyle gözüküyor. senaristler çok sağlam bir kurgusu yoksa dizinin, hani Türkiye'de bazen böyle çok başarılı senaristler baştan böyle oturup bir kurgu yapıyorlar kendilerince ve diyorlar ki dizinin bir sezonu bu örgü içerisinde gidecek. Öyle olsa Bu keşke. çalışma... Çok pardon sözünüzü kestim ama keşke başının sonunu biliyor olsak. Yani taze taze yazılıyor ya haftalık o haftaya göre, o anda o oyuncunun durumuna göre falan hani gerçi şimdi bu pandemiden dolayı da haksız da sayılmazlar ama bu hep böyleydi yani pandemi biraz şey oldu bahanesi oldu yani. Keşke öyle olsa mesela şimdi bu dijital işlerde sonunu başını biliyorsunuz ne güzel film gibi yani. Biz bilmiyoruz ki ak Şimdi diye başlıyoruz kara diye bitiriyoruz karakteri. mesela bu örnek veriyorum, Kurtlar Vadisi dizisi HD olarak yeniden YouTube'da yayınlanmaya başlandı. Hep bunun analizlerini yaparken, kritiğini yaparken hep şunu söylüyorlar. Senaryo, olaylar örgüsü, karakterler o kadar güzel çizilmiş ki hani dediğiniz gibi başının sonunu biliyorsunuz ve ben Kurtlar Vadisi oyuncularından Yüksel Arıcı ile burada biz canlı yayın yaptığımızda sordum, dedim ki siz dedim hiç müdahale ettiniz mi? Böyle bir imkanınız Gerek oldu mu? kalmamıştır ki. Kesinlikle müdahale yok. Biz zaten karakter o kadar güzel çizilmişti ki biz oyunculuğumuzla onu veriyorduk. Ne güzel. Ve İşte ona Türkiye'de dua zaten ettim. Bundan sonra böyle inşallah öyle olsun. İnşallah böyle diziler sayılı zaten. Dediğiniz gibi hemen patır patır dökülüyor. Yargı dizini izliyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz o dizi hakkında? Ara sıra fragmanını görüyorum. İş daha yeni bitti Sedat Bey. İnanın kendi hayatıma şu anda dönme çabası içerisinde. Bir de oyunum var Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda, Cıngıllı, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde. Pandemiden dolayı onu oynayamıyorduk. Ne tesadüftür ki dizi bitti. Son set günü artık arabaya bindim, otele dönüyorum. Şey geldi, oyun düzeni bizim tiyatrodan. Hemen arkasından oyun başladı. Daha yani evde ben vakit geçiremeden, bir şey izlemeye fırsat bulamadan... Şu anda daha dün sabah geldim ben İstanbul'dan. Ben Bodrum'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşamıyorum. Dün sabah geldim İstanbul'dan. Gerçekten dizi bittiğinden beri şöyle bir evimde oturup oh diyemedim. Başlayacağım izlemeye bir şeyler. Neden? Özellikle yargıyı sordunuz. Şöyle Ya şimdi izleyeyim bir şey varsa onu hayır da hayır merak hayır ettim. ben izlemiyorum da şöyle bir şey var. Son dönemde en çok az önce bahsettiğim olaylar örgüsüne sahip olan dizilerden Ha bir öyle tanesi ya da mi? öyle bir dizi olduğu söyleniyor da hani onunla ilgili bir bilginiz var mı? Bir örnek Ama verebilir izlerim. misiniz gibi. Böyle söylediyseniz Mesela biz Güler Ökten'le röportaj yaptığımızda o izlerim. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz için oyunculukları çok güzel, çok doğru oynuyorlar diye Ne söylemiştim. şanslılar işte. Çünkü biliyorlar. Yani başından çıkışını, inişini, düz gidişini, manyaklaşmasını, sakinleşmesini, bütün ruh hallerini başından sonuna biliyorsun bütün duygusunu. Atıyorum tabii hep keşke o kadar uzun sürse de 3. bölümden 80. bölüme pat diye geçmiyorsun. Belli bir ivme kazandırarak geçiyorsun. Bütün duygusal yolunu biliyorsun. Yani oraya hazırlıyorsun kendini. Atıyorum bir patlaması varsa duygusal olarak oraya
iki bölümde, üç bölümde hazırlanarak gidiyorsun. Bir sahnede öyle bir şey yaparsın ki o seni tık oraya bağlar. Bunları elimizden alıyor bu sistem. Yani bunları yapamıyoruz oyuncu olarak. Ben ona çok üzülüyorum. Yani potansiyellerimizi, çok iyi oyuncularımız var. Potansiyellerimizi full değerlendirmiyorlar. Yazık oluyor yani. Bence. Ya inşallah hani bu en azından bu reyting kaybı ya da işte reyting kaybı ile beraber aslında bu bir maliyet, bu maliyetin de yapımcının cebinden çıkması ders olur diye düşünüyorum. İnşallah. Ya inşallah. Valla olmuyor. İnşallah. Bence olsa olurdu şimdiye kadar yani. Olmuyor artık, böyle geldi, böyle gidecek herhalde, ne bileyim, bilmiyorum. Bu da bir yerde patlar ama ya. Valla bir şeyin patladığı yok Sedat Bey ya. Gidiyor böyle yani. Anlayamadığım bir şekilde gidiyor yani. Ben de bu işin içinde olan biri olarak, işte ben ilk dizimi de 93'te çektim. 29 yıl, 30 sene de olacak neredeyse seneye. Bir şeyin patladığı da yok. Gayet güzel gidiyor. Yani gene de sizin işte için en... sizin için az önce şey demişler. 30 sene oldu demiştiniz ya. Zaten 30 yaşında değil misiniz siz falan demişler. O da buradan öpücükler öpücükler, teşekkür ederim. Onu tekrar okuyayım dedim. Bu dizi süreleriyle alakalı şey söyleyecektim. Çok makul değil bence. Niye bu kadar uzun tutuyorlar bu süreleri? Bu konuda gerçekten sinirim bozuluyor benim. Biz nasıl başladık biliyor musunuz bu işe? Bu dizi süreleri. Yani mesela ben ilişkileri çekerken 96 yılında 50 dakika falandı herhalde. Ya yemin ediyorum yıllar içerisinde gözümüzün önünde dakika 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 uzaya 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 böyle çaktırmadan çaktırmadan ne ara geldi ki 2,5 saatlere, ben anlayamadım. Yani çok acısız oldu inanın. Yavaş yavaş çok... böyle hiç hissetmedim. Evet evet. Mesela şey, o zamanlar tabii böyle çok fazla kanal dizi falan olmadığı için şey oluyordu. İşte falanca kanal 72 dakika yayınladıysa bir diziyi, öbür hafta öbürü 74-75 dakika. Yok işte haber öncesinden 2 dakika çal. Oradan bilmem bu hale geldik. Hı-hı. Ve şu anda daha dediğim gibi, ben siz diyorsunuz ya bir yerde patlar, bir şeyin patlayacağı, bu da patlamaz. Çünkü bu dakikadan sonra artık insanları 8'de başlayıp 12'de biten full bütün gece filanca dizisini seyretmeye alıştırmışken daha ona artık 40 dakika verip tatmin edemezsiniz. Böyle gitmek zorunda. Hı-hı. Ay inşallah şey olmasın. Hani akşamüstü 5'te başlayıp gece 12'de bitmesin. Hani o kadarına da razıyız. Gerçekten. Bu şöyle bir şey var şimdi. Kadir Sedat Bey. Dijital özür dilerim. Dijital platformlarda artık dizilerin süreleri 1 saat vesaire falan tutulmaya başlandığı için belki örnek olur diye söylüyorum ama bu tarafa. Ama şöyle bir avantajı var. Onda diyelim 8 bölüm bir sezon diziyi oturup 8 bölümünü işiniz gücünüz yoksa kapatın perdeleri, oturun seyredin. Hani istersen 8 saat seyret. Hani onda öyle bir tatmin olma duygusunu zaten baştan veriyor size. Demiyor ki sana bir bölüm seyret, hadi bakalım öbür bölümde yarın seyredeceksin demiyor ki. Yani mesela haftalık yayınlanan dizilerde 45-50 dakika yayınlasa başlamasıyla bitmesi bir olacak. Yani alıştı insanlar, alışılıyor yani, yapamazsınız. Ya da 5 dizi birden yayınlayacaksınız o süreyi insanlara doyurabilmek için. Bence geçmiş olsun artık, yapacak hiçbir şey yok bu konuda bence. Burada ama sorular kısmına birisi, Ege Yarıcı diye birisi, Yonca abla seni çok seviyorum yazmış. Onu okumuş olayım. Birkaç kere yaz. Ege tanıyorum galiba. Valla belki de takipçilerinizden ya da sürekli mesaj gönderen birisi de olabilir. Olabilir. Öyle bir şey yazmış. Onu okumuş olalım. Şimdi ben yakını görmediğim için akan yazıların hiçbirini okuyamıyorum şu anda. Sonra ben soru bakacağım. Soru gelince zaten okuyorum size, sevgilerini belirtiyorlar. Bazen böyle şey yapıyorsam bile sonrasında okuyorum size. Hani akışı bozmayalım diye. Tamam, konuşmanızı bölmeyelim diye. Tamam. Seslendirmeyi mi daha çok sevdiniz, oyunculuğu mu daha çok sevdiniz, benimsediniz? Başında söyledim ya hani ikisi çok paralel gitti diye benim için. Gerçekten öyle. Ben 90'da okula girdim. Hı hı. 91 senesi benim için her şeyin başlangıcı oldu. Dublaja da, oyunculuğa da 91 yılında ben bir başladım. Hep yan yana gitti. Hep ama. Hatta bir ara annem şey diyordu, kızım hani bu kadar paralama kendini. Hani çekim var, okul var, oyun var, dublaj var. Yani şöyle bir tempom vardı benim mesela okuduğum yıllarda. Sabah okula gidiyorum. Akşamüstü okuldan çıkıyorum. Dublaj varsa gidiyorum. Yoksa
oyuna zor zaten anca yetişiyorum. Oyunumu oynuyorum. Gündüz okul, akşam oyun olduğu için dublaj yapacak zamanım yoksa eğer, ki o zamanlar öyleydi. Mesela dublaj seansı gece 3, sabaha karşı 5 falan, böyle saatlerde dublaja gittiğimiz oluyordu. Evet, annem evet. Şey diyordu hatta, yani bak okul var, oyun var, set var. Bazen okula gitmiyordum, sete gidiyordum falan. Hani dublajı da şimdi yapmasan mı acaba, uyusan mı falan diyordu bana anne. Anne diyordum, gerçekten öyleydi o zaman ama. Hani bu piyasadan ben bir uzaklaştım mı bir daha dönmem çok zor olur. Ben hiç bırakmadım. Yani gece 3, gece 5, sabaha karşı 2, 6, hiç bir dönem öyle bir yoğun yaşadım. İyi ki de yaşamışım. Hiç pişman değilim. Çok mutluyum. Çünkü bütün emeğimi, sevgimi, zamanımı, enerjimi vererek yaptığım için böyle dolu dolu yaptım ve karşılığını da aldım. Alıyorum. Hala alıyorum. O zamanlar maddi olarak alıyordum. Şimdi manevi olarak alıyorum. Çok mutluyum. Yani çoğu yerde mesela bir mağazada bir yerde işte konuşurken biri arkamdan diyor, "Yoncam sesinizden tanıdık," diye dönüyorum. O da çok tatlı bir şey. Yani hani manevi olarak karşılığını alıyorum dediğim bu. Çok tatlı, Murat, çok güzel. Murat Prosçiler gelmiş, selam diyor. Muratcığım, canım benim. Ah, güzelim benim. O da elimizde büyüdü. Büyüdü bak. Koca adam oldu bir tane. Şimdi ben sizin tabii oynadığınız rollerden birkaç tanesini okuyayım. Asmalı Konak'ta Duygu. Sizden sonra galiba Nurhan Yılma oynamış galiba bu rolü, yoksa sizden önce miydi o? Önce galiba. Önce. Benden önce iki tane Duygu vardı. Evet, evet, o Duygu rolü bayağı bir değişim oldu. Ya şöyle oldu o. ilk başta sadece Amerika'daki sahnelerde kullanacağını düşünmüş Çağan herhalde. O yüzden bir sanıyorum, yani şimdi yanlış hatırlamıyorsam bir manken bir hanımefendiye oynatmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir kızdı. Sonra iş Kapadokya'ya taşınıp orada Bahar çok yalnız kalınca Duygu'yu getirelim istenmiş. O zaman da bir oyuncu oynasın. Yani ağırlaşacak rol çünkü diye. Çağan da benim çok eski arkadaşım, Yonca oynasın demiş. Ben tabii çok mutlu olmuştum. Çağan'a da çok sevgilerimi iletiyorum. Bir tanem benim. Kaç bölüm kız oynadınız verdim orada? Kısa sürdü. Ya kısa dedim, gene 16 mı 14 mü öyle bir şey. Sonra Çiçek Taksi, Sekreter Çiçek Sırma. Çiçek Taksi, evet, ilk işim benim. Şey, ikinci işim. İkinci. Kızım Nerede dizisinde İpek Demiray rolünü oynamışsınız. Dila Hanım'da Sultan, Asla Vazgeçmem de Nazan. Yeni Gelin'de Asiye. Kalk Yarası'nda Vedia. Vedia. Yeni Gelin komedi dizisiydi galiba. Yeni Gelin absürdün dibiydi. Komedi falan yanında hafif komedi yani. Süperdi. Tabii Avrupa Yakası, iyi aile kızı Mürvet. Avrupa Yakası fanları sağ olsunlar, bugün bizim duyuruyu falan da paylaşmışlardı. Hani sağ çıkıyor olsun vesaire diye. Bin Bir Gece Füsun Evliya oldu. Füsun. Evet. Bu oyun, bu karakterlerden, bu rollerden en çok hangisini sevdiniz? En çok hangisini severek oynadınız? Ya da geri dönüşleri en güzel olan rol hangisiydi? Sizin için özel olan? Bütün hepsinin geri dönüşleri çok güzeldi. Çünkü bütün bu saydığınız diziler, yani neredeyse 60 bölüm altı dizi yok diyebilirim. Yani Bir Kızım Nerede galiba 24 bölümde bitti. Yani çok şükür ki benim oynadığım diziler hep çok bereketli oluyor. Yani adımdan maşallah mıdır nedir Yonca? Orada geliyor. Şey, hep geri dönüşleri çok güzeldi. Ama oyuncu olarak beni çok tatmin eden mesela Bin Bir Gece. Çünkü ben orada Tommy Sabla'yla ve Metin abiyle, rahmetli ikisi de, evet, Allah rahmet eylesin, gerçekten abi, okul gibiydiler. Çok kıymetliydi benim için o sette bulunmak. Yani Bin Bir Gece gibi bir dizinin içinde bulunmak zaten kıymetliydi ama bizim set bambaşkaydı. Yani o orası bambaşkaydı. Ben mesela evde her ne kadar sesli çekmiyor olsak da sahnelerimi çalışırken ezberliyordum ister istemez ve ona göre bir o sahne için bir şey belirliyordum kendime. Yani çalışıp gidiyordum. Tommy Sabla'yla Metin abinin yanına bir geçiyordum karşısına. Her şey bambaşka. Bir bakış atıyor mesela. Bir mimik yapıyor. Bir şey yapıyor. Hoppa evrili veriyor. Başka bir şey oluveriyor. Başka bir şekilde çıkıyor ağzından laf. O kadar güzel oluyordu ki. Diyordum ki Sonra evde hep şimdi Tommy Sabla böyle yapabilir, Metin abi böyle yapabilir falan diye onu çalışa çalışa gidiyordum. Benim için çok çok güzel bir setti orası. Çok eğlenceli. Ama mesela şey de Yeni Gelin'de acayip eğlenceliydi. Of, Mustafa yani. Alkıran ile bir sahnenizi hatırlıyorum. Maşallah. Onunla ilgili bir, onunla beraber bir sahnenizi hatırlıyorum. Aynen. Ahmet Taşar gelmiş. Canım Yonca diye. Ahmet bir tanem benim. Ah, tatlım benim.
Müthiş bir Kitap ses Kolik Ahmet. 1980. Yonca Hanım, siz TGRT'de bir dizide hemşire rolünü oynadınız mı demiş. Hemşire değil de o benim ilk dizimdi Gurur. Osman Seden çekmişti. Yani bir Yeşilçam duayeni. Ona da Evet. yetiştim çok şükür. O Her ne kadar maşallah. 30 yaşında olsam da. Evet. Kundaktayken Tabii oynadım tabii. falan. O benim ilk dizimde hemşire değil de şey orada bir kötü yola sapıp işte teröristlerle istemeden bir arada olan zengin kızını hani paradan artık ne yapacağını şaşırmış başka yollara sapmış falan. Sonra dizinin sonlarına doğru işte doğru yolu bulup bir huzur evi gibi bir yerde hastalara yardım ediyordu. Hani bütün kötülüklerden sıyrılmış doğruyu bulmuş orada insanlara yardım ediyor gibi bir şey. Orada beyaz önlük falan giyiyordum. Onu hemşire olarak algılamış olabilirler. Rol hemşire Muhtemelen. değildi yani. Ata Demirer'le oynamak nasıl? Ya Atay'la çok Nasıl bir enteresan. enerjisi var onun, Ata Demirer'in? Atanın enerjisi tarif edilemez. Yaşanır. Ata muhteşem. Bizim Atay'la şöyle bir enteresan şeyimiz var. Asmalık, Avrupa Avrupa. yakasının setinde yemek yiyoruz öğlen arası. Ben üstüme bir şey döktüm yemek yerken. İşte Ata orada, Levent orada. Gülse de ilkokul arkadaşım benim bu arada. Gülse Birsel'di. Şeyden çıktı o da. Bu hani minik minik fotoğraflar olurdu ya eskiden en üstte öğretmenin böyle bir... Evet, okul Ha, orada yıllık gördüm. gibi bir şey Ha, böyle. Gülse Şener yazıyor. Allah Allah. Gülse bu yani. Sonra fotoğrafı çektim Gülse'ye yolladım. Gülse dedim senin yani evlenmeden önceki soyadın Şener miydi? Evet dedi öyle çıktı ortaya o fotoğraftan. Neyse şey Ah. yemek yiyoruz. Ben üstüme bir şey döktüm. Kim biri şey dedi sen dedi yengeç misin dedi yengeçler sakar olur dedi. Ha evet dedim işte ne zaman 6 Temmuz. Aa benim de 6 Temmuz dedi Ata. Levent dedi ki benim de 6 Temmuz. Benim yıl kaç senin yıl kaç? Üçümüzün aynı gün doğmasına ne diyorsunuz peki? 6 Temmuz 1972. Oh. Levent, Ata ben. Orada Çok yemek güzel yerken tesadüf çıktı o. etmiş Çok acayip. Ata çok ya. tatlıdır. Çok isterim onunla tekrar oynamayı. İnşallah. Peki dram mı, komedi mi size daha yakın olan? Yakınlıkla ilgisi yok da Sedat Bey zamanla ilgisi var. Mesela şeyde Yeni Gelin'de o kadar uzun süre neredeyse 2,5 sezon falan sürdü Yeni Gelin. Hani bir komediye doyuyorsunuz hani yeter biraz da bir ciddi bir şey oynayayım istiyorsunuz. Ama hani çok fazla ciddi bir şey oynadığınızda da işte dediğim gibi benim oynadığım diziler uzun sürdüğü için hani bir gına geliyor. Hani yeter hani bu kadar dramda artık biraz komedi oynayayım. İşte o anlık duyguyla alakalı. Hani yoksa sürekli onu oynayayım, sürekli bunu oynayayım istemez hiçbir oyuncu herhalde sanmıyorum yani. Şöyle Ya ben bir durum istemiyorum en var. azından. Komedi dizilerinde ya da işte komedi filmlerinin içerisinde anlık ya da dizi için söyleyeyim böyle bir bölümlük gelişen dram sahneleri ya da nasıl derler? Mesela Kardeş Payı dizisini örnek verirsek orada çok komedi dizisi, çok da güzel bir komediydi. Babaları vefat etmişti. Öylesine güzel yansıtmışlardı ki belki dram dizilerinde ya da ne bileyim bu tarz dizilerde alamayacağınız kadar güzel bir etki almıştınız orada. Çok güzel yansıtmışlardı. Acaba komedi dizilerinin içerisine serpiştirilen bu dram sahneleri daha mı etkili oluyor insanlar O ne üzerinde? oluyor biliyor musunuz bence? Anlıyoruz ki o da var, o da var. Yani böyle eşit dağıtılınca duygular tatlı oluyor. Ya da hani komedi seyredeceğim diye oturup televizyonun başına arada onu da görünce hani güldün güldün güldün. Ha, Evet. bir, hani biraz bir duyguyu düşürüp sonra tekrar çok dozunda yazıldığında işte şu anda sizin verdiğiniz tepki gibi çok tatlı tepkiler alınabiliyor. Evet, çok Ama dozu güzel çok bir diziydi. önemli. Evet. Dozu çok önemli. Sizin böyle kötü karakterlerle daha iyi oynadığınızı söylüyorlar. Siz peki daha iyi oynadığınızı düşünüyor musunuz? Ya da iyi karakterlerde de aslında iyiyim vesaire falan. Böyle bir ayrımınız var mı? Ya ben Benim kötü yok. karakter olsun. Benim yok. Seyircilerim var öyle fikirleri. Ki çok doğal tabii ki. Seyrettiği şeye tepkisini, duygusunu belirtecek. Sadece kötü karakter olarak tanımlanan karakterleri birkaç dizi üst üste geldiği için öyle bir şey oturdu üstüme sanki. Ama Evet. sonra Yeni Gelin'de bunu kırdığımı düşünüyorum. Bir de bizim Sonra medya da şimdi bu kalp yarasında oynadığım medya da gayet pozitif, ortalığı derleyen, toplayan, iyi niyetli falan bir kadındı. Hiç kötü değildi yani.
Bizim Türk Benim yok öyle seyircisinde bir... şöyle bir şey var. Kötü karakterlerde oynayan oyuncunun bir de o kötülüğü içindeki kötülüğü yani o rolün kötülüğünü iyi yansıtıyorsa gerçekten çok iyi oyuncu algısı oluşuyor. İyi karakterlerde nedense bu olmuyor. Yani mesela siz bir kötü rolde oynuyorsunuz ve o kötülüğü o kadar güzel yansıtıyorsunuz ki yani gerçekten çok kötü bir insan oluyorsunuz orada. Ve şu söyleniyor. Kadına bak ya ne kadar güzel oynuyor. Çünkü sivri roller onlar. O yüzden. Yoksa hani hepsi rol. Çünkü sonuçta hepimiz işte Sedat olarak geliyorsunuz. Ben Yonca olarak sete geliyorum. Ahmet'ti, işte Filiz'di, Hasan'dı, Hüseyin'di bir şeyler oynuyoruz. Hepsi rol. Hepsi çok kıymetli. Hepsi çok değerli. Hepsine çok emek harcamak gerekiyor. Ama işte kötü karakterler bir tane iki tane olduğu için sivrilip daha göze battığı için öyle oluyor bence o. Yoksa çok hani şey değil böyle çok üzerine düşünülmesi gereken bir durum yok. Ya da belki ben artık hani çok uzun yıllardır bu işi yaptığım için bana normal mi geliyor bilmiyorum ama hani yeni başlayan birine çok zor gelebilecek bir şey bana çok basit geliyor olabilir. Hani çok da aşağı çekmek istemem durumu. Ama böyle düşünüyorum. Yani sadece göze batıyor diyelim. Fikrim bu. Bu işin sevmediğiniz yönleri nelerdir? Ne kadar süremiz var? Başlayayım mı? Uzun dizi süreleri vesaire. Başlayayım mı? Ya son yıllarda sadece şöyle saygının azaldığını düşünüyorum. Çok fazla işi bilmeyen çoluk çocuk oyuncusu olsun, sette çalışan yani kamera arkası olsun. İşe, kişiye, duruma saygı çok 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 azaldı. Yani bu beni çok üzüyor. Yapılan işe saygı mesela şey atıyorum bir sadece setlerden bahsetmiyorum. Dublajda da öyle. Yani bundan yıllar önce gene bir dublaja gittiğim ki yıllar öncesi yani 10 sene öncesi de böyleydi. Hani her geçen gün kötüye gidiyor. Daha o zamanlar şeye geçmemiştik. Ekrandan okumaya tekstleri ekrandan okumaya geçmemiştik. Elimizde kağıtlarla şey yapıyorduk. Mesela kağıtları bittikten sonra okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz. Hani şöyle okuyoruz. Fırlattı, attı kağıdı böyle. Ve üstüne basarak geçti, gitti. Yemin ediyorum böyle kalbime hançer saplanmış gibi oldu. Senin o yere attığın kağıt senin ekmek paran her şeyden önce. Yani geçtim sanatını, oyunculuğunu, emeğini, saygısını geçtim. Yere atıp üstüne bastığın şey senin ekmek paran her şeyden önce. Sen bu kadar saygısızsan yapma abicim o işi. Yani bu verecektim o gün böyle o kadar sinirlenmiştim ki. Setlerde Devam de ediyor böyle. mu o arkadaş? Devam ediyor mu hala? Valla kim olduğunu hatırlamıyorum. İyi ki de hatırlamıyorum. Şanslıymış. Şey yani cidden bu paranızı kazandığınız, hayatınızı idame ettirdiğiniz, sevdiğinizi varsaydığımız ki sevseniz böyle olmaz bence. Çok ucuzlatıp çok böyle ayağa düşürmek, saygısızca yapanlara gerçekten tahammülüm yok. Yani cidden yok. Ve bir şey de yapamıyorsunuz işin kötüsü. Yani ne yapacağım? Ben mi terbiye edeceğim onu? Ben mi eğiteceğim? Gelmiş kaç yaşına? Hani 20 küsur yaşında, 30 yaşında insanlar, kadın erkek neyse. Yani sadece görüp üzülmekten başka bir şey yapamıyorsunuz. Eğer hani güzel bir ilişki kurulduysa aramızda yeri denk gelirse punduna getirirsem ufak bir iki bir şey söylemeye çalışıyorum ama hani buradan giriyor buradan çıkıyor derler ya. Çünkü bambaşka yerlerdeler onlar kafada yani kavak yerleri esiyor. Hiç. Çoğu ünlü olayım işte takipçi sayım artsın bilmem ne onun peşinde yani. Kimsenin yaptığı işe çok da bir saygısı yok. Evet İstisnaları ya. ayırıyorum. Hepsi Bakıyorum böyle değil. bazen mesela bir dizinin vesaire falan kadrosunda işte şu oyuncu falan diyorum ki kim acaba bu? Bir bakıyorum Instagram'da 2 milyon takipçisi var. Ya 2 milyon insan yani bunu niye takip eder? Çok Ama merak şimdi ediyorum. takip edenlerin de şeyi önemli yani. Mahiyeti önemli tabii de. Yani hani Shakespeare'in bir oyununda bir laf geçer ya hani bilgili tek bir kişinin izlemesi, bilgisiz bir salon kişinin izlemesini ne tercih ederim? Yani bir kişi Tabii. takip etsin adam gibi birisin. 2 milyon saçma sapan insan takip edeceğini
bu herkes ve her şey için geçerli. Kimse yanlış anlamasın. Kimse üzerine alınmasın lütfen. Özel bir şey asla söylemiyorum. Sosyal medyada söylemiyorum. Bunlar tercih meselesidir. Ben çok tercih etmiyorum. Benim için bir anlam da ifade etmiyor. Sadece biraz saygı ya. O kadar. Başka bir şey değil yani. Son İnsanın olarak insana bu saygısı. şarkı meselesini Aa, soracaktım. Şey dinledim. Çok bunu gerçekten gıyabınızda söylediğim için rahatlıkla yüzüme de söylüyorum. söyleyin. Yüzünüze de söyleyeyim. Söyleyin. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Klibinizi dedim. Çok güzel söylemişsiniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok beğendim. Sağ Ben olun. onu tabii Zeki Müren'den dinledik biz onu haliyle. Fakat şöyle yani bir yeni bir özür dilerim yorum olarak Estağfurullah. yeni bir cover diyelim biz buna ya da öyle deniyor neyse işte. Ama gerçekten çok beğendim ben onu. Çok Bu teşekkür fikir ederim. nereden geldi? Bu ilham nereden geldi? Ben şarkı söylemeyi hep çok sevmişimdir. Konservatuvarda da solfej dersim, ritmik diye bir dersimiz vardı. Yani notalarla aram hep çok iyi olmuştur. Okul bittikten sonra hatta işte oğlum doğana kadar bir 4 sene 5 sene şey de yap. Yani okul bittikten sonra oğlum doğana kadar 4 sene 5 sene ara yok. O aradaki bir 4-5 senede kendi isteğimle şan dersi almıştım ve benim annem Türk sanat müziğiyle çok yakından alakalıdır. Hala hatta Kadıköy'de bir koroya gidiyor hiç üşenmeden. Müzik kulağım, zevkim sanıyorum ondan gelmiş. Ben şarkı söylemediğim bir gün hatırlamıyorum çocukluğumun en küçük anlarında bile. Hep çok istediğim bir şeydi. 2019 yılına kısmet oldu. Ve Türk sanat müziğini yine annemden kulağımda çok yer ettiği için öyle onu yapmak istiyordum. İşte 5 şarkılık bir albüm yaptım. Eser Taşkıran aranjörlüğünde. Kendisine buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Fakat biraz bahtsız bir zamana denk geldi. Çünkü biz albümü İstanbul Plak'tan çıkardık. O gün Barış Harekatı başlamıştı. Şehitlerimiz gelmeye başlamıştı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Şey yapamadık Amin. doğal olarak. Hani hey biz albüm çıkardık gibi bir tanıtım şeyine giremedik. Arkasında işte Van'da deprem oldu. Bir yerde çığ düştü. Pat üstüne pandemi geldi falan. Bir türlü o tanıtımını yapamadan böyle bir olamadı. Fakat şöyle güzel bir şey oldu. Hatay'da, Antakya'da biz işte kalp yarasını çekerken orada Hatay Medeniyetler Korosu var. Yılmaz Özfırat tarafından kurulmuş, koro şefliğinde Yılmaz Bey'in yaptığı. Tesadüfen Yılmaz Bey'le tanışıp ben konserlerini izlemeye gittim. İşte konuştuk, ahbap olduk falan. Dünya tatlısı insanlar hepsi. Çok çok mutluyum onlarla tanıştığım için. Onlarla birlikte, onların konserlerinde böyle bir iki konserinde birlikte şarkı söyledik falan. İnşallah şu pandemi de bir üstümüzden defolup giderse İnşallah. dünyaca bu konuya eğilmeyi istiyorum açıkçası. Yani konserler işte bir şeyler. Şimdi Bodrum'dayım ya belki Bodrum Antik Tiyatro'da yazın bir konser veririm. Olur, ne Hayalim o olmasın. şu an Yeni tabii bir ki. albüm vesaire falan da olabilir. Ben Tabii. sanat müziği gerçekten çok beğendim. Bu da ısrar edebilirsiniz. Çok güzel Edeceğim. bence. Edeceğim. Repertuarı biraz daha genişleterek çok Tabii güzel şeyler tabii. olabilir Benim tabii ki. zaten inanılmaz geniş bir repertuvarım. Ben bu Oh. şarkıyı nereden biliyorum dediğim bir sürü şarkı biliyormuşum meğer. Çok güzelmiş. Valla duyuyorum kalıyor kulağımda çok. Bu arada Dolunay Cadısı demiş ki bize de bir kuple söyler misiniz demiş. Hayır. Şu Çok anda değil. net. Bakayım başka soru soran kimse Ama var izlemek mı? istiyorlarsa Instagram'ımda paylaştığım bir şeyler var. Oradan dinleyebilirler ama şu anda ne olur bunu hani reddedilmiş olarak da görmesinler ama cidden yayından önce size söyledim yani çaktırmasam da migrenim Evet. tuttu. Başım ölüyorum şu anda ağrıdan. Ben de şimdi zaten son soruydu bu. Şey yapacağız, kapatacağız Yo yo inşallah. sorun değil. Yok yok, bu son soruydu zaten. Başka baktım sorulara falan siz konuşurken başka da soru yok. Birisi Yonca abla beni yayına al demiş, gitmiş ondan sonra baktım yayın şeyde yok. Alırdık ama. Bir şey soracağım bu yayına alma nasıl oluyor ki yani hani zaten izlemiyor mu? Neyine yayın alacağız? Yok şöyle, yayına ben katılımcı olarak geleyim, Ha bizim gibi sizinle böyle. konuşayım.
Tabii. Öyle istiyorlar. Ben bunu genellikle kimseye teklif etmiyorum. Yok, O çünkü olur mu canım? sıkıntı oluyor. Böyle karşılıklı konuşmak diyalog halinde daha güzel. Onlar da izliyorlarsa sorularını zaten yönlendiriyorum. Tabii Ben ki. çok teşekkür ediyorum. Rica Başını ederim. inşallah tekrar olur ama sağlıklı bir günde inşallah. Tekrarında yapmak Çaktırmadım nasip ama olur. değil mi? Migrenimi. Aa, Kesinlikle, migren ağrısı kesinlikle. Keşke söylemeseydiniz. Kimse zaten anlamayacaktı. çaktırmam. Yok, şimdi şarkı falan deyince gerçekten sesler ve ışık inanılmaz rahatsız ediyor. Ama tabii işte geçen oyunum vardı. Dua ettim. Allah'ım ne olur dedim migrenim tutmasın. Sahnede düşünsenize yani azap. Evet. Çok zor. Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Zehra Hanım demiş ki migren için havuç suyu içmenizi tavsiye ederim. Çok geçmiş olsun demiş. Aa, teşekkür ederim. Denerim. Yani öyle bir tavsiye gelmiş. Kim seslendirdi Peki. takipçilerin içerisinde? Şifacı bile var yani olsun. Oo, süper. Tamam, deneyeceğim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben Bu teşekkür ederim. Sedat buyurun. Bey, bu seslendirme bir sanat, gerçek bir sanat ve çok geri planda kalmış bir iştir. Ben size teşekkür ederim. Bu sanata özen ve ilgi gösterip böyle bir şey yaptığınız için ben size teşekkür ederim bir seslendirme sanatçısı olarak her şeyden önce. Sağ olun. Artık vazifemiz oldu. 67. yayınımız da bu. Aa, ne güzel. İnşallah bu sene içerisinde 100'e tamamlamayı düşünüyorum. İnşallah. İnşallah böyle bir İnşallah. planımız var. Bakalım haftalar falan evet 100'e tamamlayacak kadar süremiz var. Her İnşallah. hafta her hafta bir tane yapsak bakalım. Süper. Özlem görüşmek üzere. Güzeldim. Hayırlı Çok akşamlar teşekkür ederim. diliyorum. Size de bütün yayına katılan herkese, bana güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Size özellikle teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağ olun.